1978 Kasım 28 ilk olarak Söylemez'e atandınız. Evet. Nasıl bir araç bulabildiniz mi? Nasıl gittiniz? Araç bulamadım. Urfa aracıyla Diyarbakır yol üstüne geldim. Orada Karacadağ'da bir sağlık memuru vardı. Onlar bizi köye getirdi. Onların sayesinde bir yere bir köye gittiğimde sağlık evinin üstüne yazıyordum. Filan köye gidiyorum. Mesela oraya geliyordu arkadaş. O köye müdürlük mü size araç gönderiyordu yoksa kendi imkanları? Kendi imkanları. Yayan gidiyordum. 3 ayda bir gelebiliyordum ama Karacadağ Salı Hoca'na 1 ayda bir geliyordum, 15 günde bir geliyordum, aşı zamanları geliyordum. Nohutlu köy vardı, bir gece orada kalıyordum, tekrar Karacadağ'a geliyordum. Yani arkadaşlar bahsettiğimiz kilometre arkadaşlar takribi olarak 30 kilometreyi gelip aşıyı almak için 15 gün. Önce o 15. 16. kilometredeki bir köye geliniyor, gece orada konaklanıyor. Ve orada konaklama yapıldıktan sonra bu sefer de yine 15 kilometre sonraki. Evet. Maaşınızı nasıl alıyordunuz? Maaşımı Salı Hoca'ndan alıyordum. Salı Hoca elden alıyordunuz. Evet. Peki. Yok, o zaman kart şey falan yoktu. Çünkü ise Urfa'ya gelebilmem için 15 bir hafta geçmem lazım. Gidip gelmek için 10 gün devam etmesi lazım. Sizce bugüne kadar kaç tane doğum yaptırdınız? Sayıları fazla yani. İlk doğuma gittiğimde gece saat 8-9 arasıydı. Biz mezrada, Söylemez'in mezrası oluyor ama Söylemez köyüne gitti. Doğuma baktım ve muayene ettim mesela. Bir baktım ikiz gebelik. Bir normal doğum, diğeri makat geliş. Adam bana el lambasıyla alettirip beni tutmuş, adam ağlıyor. Ben ona heyecanla dedim, ne var yani sakinleş. Ben bir şey, hastayı kurtaracağım. Ondan sonra şey oldu, hasta yerle doğumu yaptırdım, çocukları bezledim, bundakladım. Bu hastanın kendi evi değil mi? Gebenin kendi evi. Kendi evi. Kendi evinde yaptım. Evet. Ondan sonra adam dedi ki, ya Eva Hanım dedi, vallahi çok teşekkür ederim dedim. Hanım benim her gidici yolcuydu, siz geri çevirdiniz. Evet, teşekkür ederim.